şunu söyleyeyim. Yani ıspanakın en büyük özelliği DNA metilasyonunu yaptırtmasıdır. Yani şimdi ha bak bu da doğru. Bu sapın gövdesine bağlı olduğu yerde kırmızılığın mutlaka olması lazım. Eğer bu yoksa yeteri kadar olgunlaşmamış veya eksik olan türüdür bu. Doğrusu bu ıspanak. DNA metilasyonu nedir? Şimdi vücudunuzda bir toksik etki, dışarıdan aldığınız bir kimyasal veya güneş ışığı bir bakıyorsunuz ki bir hücreyi DNA'sını bozuyor ve onu kanserojen yapabiliyor. Hemen vücut ne yapıyor burada? Birkaç şeyi harekete geçirir. Ya P53 proteini bu DNA'yı tamir etmeye kalkar veya baktı ki yapamıyor, hemen onu metiller. CH3 dediğimiz kimyacılar bilir. Bir metilasyona tabi tutar, paketler onu. Metilasyon demek sen uyu, aktif hale gelme demektir. Tamam. İşte bunun yapılmasında ıspanak müthiş etkilidir. Yani bulunmaz bir şey.